Evet. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan geldi. Ya bu muhabbetten bıktım artık. Ramazan'da nasıl besleneceğiz? Nasıl antrenman yapacağız? Kas kaybeder miyiz? Cehennemde o kaslar ne işimize yarayacak? Şimdi birinci. Müslümansan Müslümanlığını yaşa. Şu ibadetini adam gibi yap. Yani sürekli sporu ne zaman yapacağım? İftarda nasıl besleneyim? İftar sahurası nasıl besleneyim? Suyu ne kadar içeyim? Şunu ne kadar yükleyeyim? Ya abi, bu iş gerçekten yapıyorsan düzgün yap şunu ya. Bir ay hiç spor yapmasan ne kaybedersin? Hiçbir şey kaybetmezsin. Bir ayda geri toplarsın. Her sene de aynı muhabbet. Hani şey gibi, kuru fasulyeyi akşamdan ısladım, yemedim, orucum bozulur mu? Tutmak isteyen tutsun, tutmak istemeyen tutmasın. Ben çocukluktan beri full tutarım. Bir kere sağlık problemim olmuştu. 13 yaşında. O ay tutamamıştım. Tutamadığım için vicdan azabı ve ertesi ay çok ağlamıştım. Hatta annemler ne oldu bu çocuğa diye psikoloğa götürmüştü. Hani full tutmak güzel bir şey. Hem vücut da dinleniyor. Bak orucun çok faydası var ve oruç sadece İslam dinine mensup değil. Satanizm, Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Dünyada 40 bin tane din var. Adama sorarsan bir tek sadece İslamiyet'e saygı duyuyor. Dediğim gibi tutmak isteyen tutsun. Yeter artık. Şortumu yeni aldım. İkisi çok uymadı mı? Evet. Ben çoğu kişiden biri olmadığımı çocukken anlamıştım. Deadlift'te bir süre ara vermiştim. Şimdi 12 haftalık bir periyotlama yaptım kendime. Birinci haftayı izliyoruz. Hafif başlıyoruz. Çünkü uzun bir süreç var önümüzde. 200 kilo ile ısınıyorum. Ay sümük mü var? Ay. Var sakal. Çoğu kişi daha iyi görünmek istediğini söyler. Ama kimileri bunu başarmak için her şeyi yapmaya yanaşmaz. Evet, Jimolix'ten CC Squat istemiştim. Sağ olsunlar. Özcan abi, Özcan Özkaya buradan selam olsun. Hediye yollamış. Hediyeleri ve CC Squat'ı açacağız şimdi. Gel. Bu çocuklar çok yaşamaz. Yavaş iniyoruz. İn, in, in. Çık. Paralel yapınca tam quad'lara bak. Orada biraz Allah'a emanet yaptım. Odaya şöyle güzelce kurdum. Şu koltuk vardı, onu kaldırdım. Artık burada yaparım. Evet, şimdi sürpriz hediyeler. Bu çok ağır bir şey. Ne olduğunu az çok tahmin ettim de gene şey yapalım. Ay senin be! Ay!
kutusu da. Çok fonksiyonel bir alet. Bunu alırsın sabah. Karın için, kardiyo için. Şortunu giyersin abi açık havada bak mis gibi. Şuradan tutarsın. Bak hem de şınavı bench press gibi yaparsın. Çünkü bak. Burada bench değil dumbbell press demek istedim. Efsane. Bak esneme var. Sonra plakalarımız, sis squat'ımız. Daha ne olsun? Yani Jimorix'e buradan teşekkür ediyorum. Şu plakanın güzelliğine bakar mısın? Var ya bir adamın ayağına mayağına düşse ayağını kırar direkt. Kılıcın özel videosu gelecek. Beklemede kalın. Artık emektarlara elveda zaten baksana. Ha, bir YouTuber şöyle, YouTuber değil normal vatandaş şöyle bir ayakkabı giyer mi ya? Burada şaka yapıyorum. Hayatım yırtık ayakkabıyla geçti gerçekten. Jordan aldık. Kaç para? 100 TL. Tövbe estağfurullah. İçimdeki bu da 230. Bunun gözü. Nike'ın var ya en iyi ürünü. Gözünüz kapalı alın bak. Gözünüz kapalı. Hatta Wolf için buradan Baran abiye sesleniyorum. Baran abi şöyle bir şey çıkar. Temassız. The next day. Vallahi bunu bilmiyorum. Seyirciyi kullanalım Kenancığım. Ağrı son kararım. Gereksiz gerilim yarattım. Lisedeki edebiyat hocama selamlar. Kalemlik son kararım. Ağıt kesinlikle var. Ağıt ve Sagun'un kesinlikle olduğunu düşünüyorum. İki şık arasında kaldım. Lan %50'yi kullansam ya. B, Mersiye, Ağıt, Sagu son kararım. Mayalar kesinlikle değil. Mayalar dolandırıcı. Mayalar değil. Aborjinler son kararım. İngiltere olduğuna o kadar eminim ki ama şu anda çok ciddi bir para var elimde bunu kaybetmek istemiyorum dermişim. Kağıt parçası ne olacak? İngiltere son kararım diyorum. Bas. De Türkiye'yi kurmak son kararım. Ne Türkiye'si o zamanlar? Derdimiz çok başka. Kolay bir soru. Opus son kararım. Dinimi olan bütünlüğüm herkes tarafından bilinir. 1071 Malazgirt Savaşı son kararım Kenan Bey. Bilmiyorum oğlum ne kadar saçma bir soru bu.